Müslümanlık camide 5 vakit namaz kılmakla sınırlı bir din değil. 5 vakit namaz kılmak İslam'ın %kaçıdır? Hac İslam'ın %kaçı olabilir? Kur'an okumak, Kur'an ezberlemek, Müslüman kadınların tesettüre bürünmesi, Müslüman erkeklerin filan işi yapması İslam'ın bütünü değildir. Hiçbir organ insanın ta kendisidir denemediği gibi ne namaz, ne oruç, ne hac, ne tesettür, ne sakal tam başına İslam'dır. Gerisi gerekli değildir denemez. Hepsinin toplamına İslam denir. Müslüman sabah namazı kaçırmadığı gibi sabah namazı vaktinde kornaya da basmayan insandır. Müslüman takımı kazansa da mağlup olsa da sokakta gürültü yapmayan insandır. Herkes takımı kazanınca gürültü yapabiliyor. Ben herkes değilim. Muhammed terbiyesi görmüş bir gencim ben. Dediğim zaman bu zamanın kültürünü kazandım. Bu zamanın imtihanına adayım ve Allah'ın izniyle ben Çanakkale'yi kazananlarla beraber kazananlar arasında bulunacağım demektir. Aziz kardeşlerim, bizim sorunumuz program eksikliği, bilgi eksikliği değil, uygulama sıkıntısıdır. Dinimiz bizi bu şekilde hazırladı. Peygamberimiz veda hutbesinde bile, son konuşmasında bile bu talimatları verip gitti. Ben sizinle bir daha buluşamayacağımı zannediyorum. Sizinle son konuşmamdır bu deyip 100 küsur bin dostunu, sahabisini önüne aldığı zaman orucu tutun, namazı kılın, seneye benim yerime siz gelin, hac yapın, benim kurbanlarımı kesin, sadakayı fıtırlarınızı verin demedi. 23 yıl kendisine satır satır inen Kur'an'ın ayetlerini bıraktı, namazı, orucu anlatmadı. Birbirinizin insan hakkına saygılı olun ha. Mekke kadar, Kurban Bayramı kadar, hac kadar değerlidir cebinizdeki bir kuruş, damarınızdaki bir damla kan diyerek gitti. Demek ki son özeti yaparken insanlık üzerinden, ahlak üzerinden, anlayış üzerinden değerlendirme yapıp gitti. Çünkü 70 sene günde 70 vakit namaz kılsan ama bir Müslümanın kanına bir damla bulaştıktan sonra seni hiçbir namaz ebedi cehennemden kalmaktan kurtaramayacak. Bunu bildiği için, zaten bunu öğrettiği için Peygamber Aleyhisselam Efendimiz veda ederken ben sizin bir daha kafir olup geri dönmenizden korkmuyorum ama dövüşüp birbirinizi öldürmenizden korkuyorum diyerek gitti. Şimdi dünyada Müslüman Müslümanla savaşıyor diye haberleri izlediğimiz zaman ürkülecek bir durum yok. Enteresan bir şeyle karşılaşmadık. Servis yoluna girdik demektir. Bu servis yolunu bize yol tarif eden Peygamberimiz Aleyhisselam daha önce tarif etmişti zaten. Bu yol dümdüzdür, korkmayın dememişti. Önünüzdeki servis yollarına dikkat edin demişti. Aşırı sürat yapmayın, levhalara ve yol gösterenlere dikkat edin demişti. Kardeşlerim, sözümün özeti şudur. Biz Müslüman olarak Rabbimize kavuşmak istiyor muyuz? Elbette istiyoruz. Bu serfrika, Allah'a Müslüman olarak kavuşturulma serfrikası mahalle camilerinde dağıtılmaz. Her yerde verilir. Sen nerede Allah ile karşı karşıyaysan orada senin serfikan imzalanacak demektir. Hayatın yoğunluğu nerede geçiyorsa senin belgen de orada onaylanıyor demektir. Günde kaç saat, 24 saatin yüzde kaçını camide, yüzde kaçını okulda, yüzde kaçını iş yerinde, yüzde kaçını da evde geçiriyorsun? Bir bak, bayan olarak, erkek olarak, genç olarak yüzde kaç neredesin? %80 evde misin? 20 saat evde mi geçiriyorsun? %5 camide misin? %10 külliye fakültede misin? %5 iş yerinde misin? %20 iş yerinde misin? Senin ağırlıklı puanın
O %80 neredeysen oradandır. %80 iş yerinde geçiriyorsun. 20 saat iş yerindesin. 4 saat camidesin. Kıyamet günü senin puanlaman tutulurken %80'in o 4 saatten %20'nin de iş yerinden değerlendirilmesini istesen böyle bir adalet olmaz ki. 20 saat filan yerde ders gördün, 4 saatte filan yerde ders gördün, bunun puanı bundan çok olsun diyorsun. Böyle bir matematik olmaz. Hayatın nerede geçiyor senin? Direksiyon başında şoförsün. Sen kıyamet günü direksiyon sorunları üzerinden kulluk imtihanına tabi tutulacaksın. Cami senin hayatının %5'ini oluşturuyorsa oradaki topladığın şeyler %5'tir. Full ibadet yapsan camide %5 puanın olacak. 95'i nerede bulacaksın? Gerisi nerede bu hayatın? Okulda mı? Okuldan toplayacaksın. Cuma'ya gitmiş olman, Kadir gecesine gitmiş olman, Berat gecesi törenlerini baştan sona kadar şehirdeki bütün camileri dolaşarak yaşamış olman bir şey ifade etmiyor ki. Bunlar sadece senin bir yakıt istasyonuna 5 dakika uğraman gibi bir şey. Üstelik bunlar yolda duraklama anlamına geliyor. Hayatı nerede yaşıyorsun sen? Caddelerde mi? Sen cadde kültüründen Allah'ın önüne çıkacaksın. Ev kültüründen. Cami kültüründen. 20 saatini camide geçiren de cami kültüründen sınava tabi tutulacak. Bu zamanın hangi zaman olduğunu bil. Bildiğin bu zamanı Allah senden nasıl soracak onu öğren. Müslümanlığın öyle olsun ve zamanının iyi Müslümanı olarak Rabbine git.